Yetimoğlu Grup misafiri sunar. Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı günler diliyoruz. Sınırın sıfır noktasındayız. Türkiye üçüncüsü Akçakale ilçemizdeyiz ve memleketimize, ilçemize bu gururu yaşatan Sayın Başkanımız Abdülhakim Ayhan'la birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Reform sonrası göçmüştük, Ramazan'a geldik yani. Dedi ki, başı rahmet. Ortası mağfiret. Sonu kurtuluş. Sonu kurtuluş, cehennemden kurtuluş. İnşallah. Tabii ki şu anda herhalde cehennemden kurtuluş olacak İnşallah bizim için. Efendim. İnşallah efendim. İnşallah tüm İslam aleminin denildiği gibi sonu cehennemden kurtuluş. İnşallah ibadet en iyi şekilde yapıp ve ona göre Ramazan'ı uğurlamış oluruz. İnşallah efendim. Başkanım, Türkiye üçüncüsü olduk. Ondan sonra biz de görüştük. Araya bir süre girdi, gene geldik Ramazan'da. Şimdi Türkiye üçüncüsü olduk. Her seferinde bunu soruyorsunuz tabii ki. Teşekkür ederim. Ya, başkanım, gurur değil mi ama? Ya gururdur ama evet. Bu... halkımın başarısı. Evet. Bu sadece benim başarım veya bir başkasının başarısı kesinlikle değil. Evet, evet. Bu ilçe halkım sevdi, verdi ve bizi Türkiye üçüncüsü yaptı. Tabii ki biz dilerdik ki Türkiye birincisi olalım. Evet. Ama inanın ki ben üzüldüm. Türkiye birincisi olamadım da üzüldüm ama yanı başımızdaki kardeş ilçemiz Harran birinci oldu. Sizin aracılığıyla biz tabii ki bir bütünüz Harran'la. Bir parçayız, evet. Tabii. Onları tebrik ediyorum birincilikten dolayı. İnşallah daha sonraki seçimlerde birinciliği alırız. İnşallah. Çünkü ben öyle bir umutla çalışıyorum. Evet. Hayatta olduğumuz müddet içerisinde inşallah birinciliği görüp ona göre öbür dünya... İnşallah. İnşallah birinciliği görür ama genel gitmeyiz. Daha sonra daha erken, daha genciz, daha çok iş var. Ya efendim. Şimdi kim kalmış bu hayatta? Evet. Ha? Ama sizin daha yapacak çok işiniz var. Her zaman, evet. Her zaman ölümü düşünmeden bir işi yaparsanız o işi başaramazsınız. Aynı, aynı. Yani aslında şimdi... oruçla aramız nasıl? Çok mükemmel, çok güzel. Ama hakikaten böyle size maşallah maşallah böyle oruç size yaramış diyorum. Hayır, oruç gerçekten çok güzel. Bugün 21. gün diyebiliyorum. Evet, evet. 20. gün nasıl geldi, nasıl başladı, nasıl bu duruma geldi? İnanın ki ben artık hiç bilmiyorum. Hiç evet. Bugün arkadaşlara sordum kaçıncı gündeyiz, birisi dedi 12 gün kaldı, birisi şöyle, birisi böyle. Tuttum ben kendim hesabı baktım 9 gün kalmış. Evet 9 gün kaldı, evet. Bitmiş de ne güzel gitmiş ama gerçekten bereketin olduğu bir aydayız. Aynen. İnsanların birbirine kırmadığı bir aydayız. Evet. Güzel bir ay. Güzel, bereketli bir ay. Sizi de takip ediyoruz sürekli televizyonlarda. Fakir ailelere gidiyorsunuz. İnsanlar da yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Cümlemizden. İmkanı olup da tabii yardım sizin gibi edenlere. Büyüklerimiz sayesinde sizin gibi destekleriniz de bu programları yapmaya çalışıyor. Çünkü şimdi mesela başımızda sizin gibi Mehmet Öz, Yavuz gibi, efendim Sayın Mehmet Akinci gibi, Fevzi gibi, abi gibi büyüklerimiz olmazsa bizim tek başımıza bu tür hizmetler yapmamız aslında ya zor. Ya şimdi Sayın Demir, bildiğiniz gibi zaten tüm zengin kesim zekatını verse fakir kalmaz. Fakir kalmaz. Aynen. Zaten
Allah bu dünyayı yaratırken zekatı helal kılmış. Evet. Zekatı zaten verirsen fakir, istersen fakir de geçinir. Aynen, aynen. Ha. Biz dört dörtlük zekatımızı verirsek, yardımcı olursak, elinde imkan olup da yardımcı olursak, evet, üst yönetimdeki insanlar bu dünyada, yani bu ilde diyelim, evet, fakir kimse kalmaz, muhtaç kimse kalmaz, öyle diyebilirim. Aynen. Sayın Başkanım, Akçakale ilçesinde sürekli iftarlar veriyorsunuz. Bugün de herhalde encümenlerimizde muhtarlarımız misafir olacak size büyük bir ihtimalle. Bugün biliyorsunuz 115 tane mahallemiz var. Evet. 115 muhtarımızı davet ettik. Tabii ki programı mazereti olanlar da çıkacak. Hı hı. Yani gelmeyecek olan birkaç kişi var. Tüm encümen ve muhtarlarımızdan beraber hem iftar bahane, amaç istişare. Bir araya gelmek, evet. Amaç bir araya gelmek. Amaç mahalledeki sıkıntıları kendi ağızlarından dinlemek. Evet. Amacımız bu şekilde. Ya yoksa yemek kendi evlerinde de yemek yerler. Aynen, aynen. Herkes kendi evinde. Lokanta da yiyebilirsin. Evet. Lokanta da değildir. Amacımız yani burada olup da beraber olup, yani en azından muhtarlar arasında bir kaynaşma olur. Encümen arasında bir kaynaşma olur. Birbirimizden kopmamak. Yani düşüncemiz bu yani. Tamam. Şunu da belirteyim sevgili izleyicilerimiz. Sayın Abdülhakim Ay'a bakıyorsun var ya, Ramazan'ın rahmetine olsa gerek. O kadar rahatsınız ki var ya, yemin ediyorum. Bu yıl çok başkanla program çektim. Böyle bu kadar rahat böyle var ya. Ben eczacı olmam hesabıyla, evet, yani böyle relax oluyorum. Aynen. Yani. Bu relax başladım. Hakikaten bu relaxsız. Ben ondan dolayı belki ilaç kullanmışımdır. Ondan da olabilir. Yani. Orucunu da kullanmayın şimdi. Evet. Başkanım, herhalde akşamları da ekipler evlere yardım paketleri dağıtıyorlarmış. O benim biliyorsunuz bizim Ayşenur Hanım'ın işi. Evet. Yenge Hanım'ın. Evet. Eşi başkanın işi benim. Evet. Evet. O gidiyor arkadaşlarımızla beraber, personelimizle beraber. Tespit edilen zaten evler var. Evet. Tabii ki evlere gelen insanlar oluyor bazen. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimiz gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Ramazan içerisi olduğu için çalışma şartlarında bir değişiklik yapılır mı mesela personel şartlarında? Şimdi şöyle, biz fazla personelimizi sıkmamaya çalıştık Ramazan içinde. Kendilerine sunduk, nasıl çalışmak istiyorsunuz? Onlar da bize tekliften geldiler. Suhurda yemek yedikten sonra işe başlıyorlar. Gündüz 11'e kadar çalışıyor. Ondan çok sonra güzel. Bırakıyorlar, dinleniyorlar. Evet. Ben de başta olan personelimize dedim ki, amir pozisyonda olan pozisyonlar dedim ki, fazla sıkmayın. Bir aydır, bir ayda en azından gayretliler, çalışıyorlar, evet, çalışıyorlar. Sıkmamaya çalışıyorlar. Ve gerçekten ben verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçen ben saat 10.30'tu. Gündüz 10.30, 11 gibi Dereli mezramız var. Akdiken'e bağlı olan Dereli mezramız. Gittim, hala çalışıyorlardı. Oruç ağızla çalışıyorlardı. Gerçekten mutlu oldum. Sizin aracınıza da, personelimize de teşekkür ediyorum çalışmalarından, evet, dolayı. Evet. Geziyorum mahalle arasında. Bakıyorum, temizliğe bakıyorum. Temizlik de iyi, Allah'a şükür. Biz de bugün gezdik mahallelerde efendim, hakikaten. Yani fazla bir sıkıntı. Başkanım, temizlik dediniz ama şu anda bulunduğumuz yerin ismi garaj. Akçakale geldiğimiz zaman ne dedim? Garaja gidelim diyorlar. Ama burası garajdan ziyade bir sosyal tesis haline gelmiş. Şimdi burasını biz aldığımız zaman harabe durumdaydı. Evet. Burası eski ofisti. Evet. Biz dediğimiz gibi burasını sosyal bir tesis, böyle bu tür davetlerde, kurum amirleri, yani bu tür programlarda yapmak için düşündük. Ama biliyorsunuz yanı başımızda Suriye. Evet. Evet. Suriye'de savaş devam ediyor. Aynen. Karşı tarafta terör örgütleri var. Ama biz ister istemez güvenlik açısından fazla buralara takılamıyoruz. Evet. Ama burasını gerçekten güzel, yaşanılabilir bir tesis haline getirdik. Evet. Bilmiyorum, beğendiniz mi bilmiyorum. Vallahi işte ben beğendim diye sordum. Çünkü evet, tam böyle bir park gibi, yani böyle bir şeyin merkezinde, evet, çok büyük park gibi. Evet. Böyle tesis gibi gidip oturabilecek. Evet. 37 bin metrekare yaklaşık bir alan. Evet. Hem araçlarımızı burada şey yapıyoruz. Hem serin. Evet, hem serin. Aynı zamanda güvenlik açısından bir sıkıntımız yok. Evet. Bu tarafım, iki tarafımızda mayın, bir tarafımızda sınır. Sadece ön tarafı koruyoruz. İç tarafta da karakolumuz var. Sıkıntımız yok. Yani. Sıkıntımız yok. Güvenlik açısından da bir sıkıntımız, aynen, yok. Başlamada çok güzel bir bayrak atmışsınız kocaman bayrak gelen misafirlere aşılamak için. Biz bayrağı her tarafta dalgalandırmaya özen gösteriyoruz. Evet, efendim, sadece güzel, burada değil. Bayrağın kıymetini bilmeyen, vatanın kıymetini de bilmez, namusun kıymetini de bilmez. Aynen başkanım. Biz Suriye'de gördük. Suriye'de bayrağın kıymeti bilinmedi. Ve şu an hangi aşamada olduklarını görüyorsunuz. Şu an biz ne güzel, iyi ortamlarda yaşıyoruz. Ama evet, Suriyeli hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, misafirlerimiz çadırlarda yaşıyor. Sıkıntılar yaşıyor. Vatanlarını bıraktılar, evlerini bıraktılar. Evet. Onlar en azından Türkiye'ye geldiler.
Bizim gidecek yerimiz de yok. Maalesef. Onun için bayrağımızı her zaman en üst mercilere dalgandırmamız lazım. Aynen. Bir de bir pankart var hemen yanında başkanım orada. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Teşekkürler Akçakale. Bu, Erdem Faruk gördün mü orayı, çektik mi? Hemen. Başkanım. Bu neydi? %96 civarında oy aldık değil mi? Evet. Bu ne demek oluyor? Oy kalan %4 dışlanmışız anlamına gelmez. Evet. O %4 de belki bizim yüzümüzden şey vermemiş oldular yani bize. Onlar talip ama talip onlarda, evet. Biz o %4'e de talibiz. Biz yine diyoruz. Biz onlardan da kardeş. %100'üyle beraber biz kardeşiz. Aynen, biz de biriz başkanım. Yani siyasiler olarak da bu bir mesaj da olsun. Biz de kardeş bir şekilde beraber hizmet bugün, evet. Beraber hizmet edip bu ülkeye güzel bir yere hizmetler götürmemiz lazım. İnşallah. Mesela oradaki ben dün, evet, biriz beraberiz. Ben dün dün değil, evvelki gün bakanlarımız geldiği zaman Bürenşehir'de temel atmalar vardı. Bürenşehir'de açılışlar vardı. Barajlar açılıyor Bürenşehir'de. Niye benim ilçemde de böyle büyük hizmetler açılmasın? Aynen. Büyük projeler. Ben Bürenşehir'i kıskanıyorum. Ben Mehmet Akyürek vekilimi buradan takdir ve tebrik ediyorum. Yani ilçesine götürdüğü hizmetlerden dolayı her ne kadar HADEP belediyesi olmasına rağmen, yani son dönemde tabii ki kayyum oldu. Atandı, evet. Ben Mehmet Akyürek vekilimi takdir ve tebrik ediyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Yani Urfa'ya gel, yani diyorum şu an çok güzel hizmetler ilçesine, yani Bürenşehir çok güzel hizmetler yapıyor. Evet. Ha. Şimdi bizim ilçede de hizmetler yapılıyor ama az. Evet. Az. Bizim artık bilmiyorum ilçemiz. Yani şu kadar oy oranına göre bile en azından çok güzel şeyler olması gerekiyor. Yani beklenti fazla. Evet. Yani ilçe halkımızın beklentisi fazla. Aynen. Yani biz yapılıyor. Şu an köy yolları asfaltı da yapılıyor. İlçe merkezinde hizmetler de yapılıyor ama bu oy oranıyla, bu ahenkle, birliktelikle yaşanılan ortamdan hizmet birbirini örtüşmüyor. Örtüşmüyor aynen, evet. Maalesef. Ya biz de buna üzülüyoruz çünkü hakikaten, evet. Türkiye'de biz daha fazla hizmet üçünden biriyiz biz. Evet. Haran birinci, biz üçüncüyüz ama. Biz daha fazla hizmet. Ben demiyorum Suruç'a yapılmasın, Haran'a yapılmasın, evet. Ceylanpınar'a yapılmasın, Eyüp'e yapılmasın. Yapılırsa her tarafa yapılsın. Ama sıralamaya gelindiği zaman seçilip ona göre de yapılsın yani hizmet. Hayır, harfa göre gelse Akçakale ayla başlıyor, birinciyiz başkanım. Ben bunu daha söyleyeyim. Evet. Alfabedeki sıralamaya göre de birinciyiz. Evet. Oyda da aynı şekilde biz biriz. Aynen. Yani o hem oya göre biriz, evet. Hem oya göre biriz. Yani biz her şekilde avantajlıyız aslında. Evet. Ama bunu avantajlı. Ama maalesef, inşallah, evet. Ben söyledim yani burada açılışlarda da konuşmada da Nihat Başkan olduğu zaman diyorum ki hizmet edildiği zaman büyükşehir adına diyorum. Evet. Hizmet edildiği zaman alfabedeki sıralamaya göre A Akçakale. Evet. Oy şeyine geldiğimiz zaman da Akçakale önümünde. Aynen. Evet. Aynen başkan. Başkanım şuna sorayım, yemek tarafına geçelim inşallah. Geçtiğimiz gün Sayın Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya gelmek gibi bir durum söz konusuydu. Hatta sosyal medyada işte Haran'a gelecek gibi bir söylenti oldu. Şimdi Akçakale'de de dedi biz de istiyoruz. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir programı vardı. Birinci olan ilçeye gelecekti 17'sinde. Öyle bir şey vardı Başbakan'la beraber. Evet. Tabii ki bizim vatandaş diyor gelmişken niye Akçakale'ye gelmiyor? Ya yakında, evet. Bizim için fark etmiyor. Yeter ki gelsin. Biz kendimiz gideriz Haran'a. Yani aynen biz gideriz Haran'a. Evet. Önemli değil biz. Yani sen Cumhurbaşkanımızı buraya kadar yormaya da şey gerekiyor. Cumhurbaşkanımız daha önce de buraya geldi. Evet. Burayı da biliyoruz. Bir sorunumuz varsa biz kendimiz gider orada kendimiz iletiriz. Aynen efendim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok tatlı ve relax bir sohbet oldu belirttiğimiz gibi. Hani aslında evet. Aslında biraz susamışız ondan dolayı fazla şey yapamıyoruz yani. Böyle konuşamadık. Yani ben de şunu itiraf edeyim başkanım. Ben şunu itiraf edeyim. Sayın Başkan'la 3 yıldır sürekli promo yaparız ama bugün en relaksıydı başkanım. Sanki bir kuzu yemiş gibiydik efendim. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım bunu geçeceğim inşallah. Sağ, çok sağ teşekkürler ol. Efendim. Göklere uçan kuşlar aşk ile kanat çırparlar. Ağlayan mümin kullar ravzanda huzur bulurlar. Kabe'deki hacılar lebbek Allahümme derler. Daveti tek bir sesle Rahman Allah'a ederler.
takiler sırata nurlu geçerler. Sana yanar yürekler, Hak divanında hep inler. Allah sen hürmetine günahkarları affeder. Akçakale ilçemizdeyiz. İftara çok kısa bir süre kaldı. Yanımızda Akçakale Belediyesi'nin AK Parti meclis üyeleri var. Sayın Halil Bozdoğan ve İsmail Domurcuk. Evet. Bir de Sayın Bozdoğan'a diyorum çünkü gerçekten büyük hürmetle yapalım efendim. Teşekkür ederim. Tamam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Sizleri soruyoruz. Allah İyidir. Elhamdülillah. Aziz mübarek günlerinde. Evet. Bugün iftarımızı açıyoruz Sayın Başkanımızla. Evet. Sizlerle gurur duyarız. İyidir. Başka... Oruç yavaş yavaş bitiyor artık oruçta değil mi? Oruç. %70'i bitti. %70'i bitti. Evet. Allah bölgeye sağlık versin. Sıhhat versin. Amin. Amin. İyi günler yaşasın. Bütün Müslüman ülkeleri, bütün vatan evlatları. Allah kimseye acı yaşatmasın. Amin efendim. Başka? Başkan Bey'den memnun muydu efendim? Buyur. Başkan Bey'den memnun muydu? Vallahi Başkan Bey'den kat kat memnunuz. Allah razı olsun efendim. Kat kat, o da tek kat değil, kat kat. Kat kat memnunuz. Evet. Çok teşekkürler efendim. Onun yaptığı hizmetler evet. Ne daha evvel yapıldı ne de sonra yapıldı. Evet, çok teşekkürler efendim Sayın Bozdoğan. Çok teşekkür olun. Ediyorum. Sayın Domurcuk hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl? Allah razı olsun, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Oruç bitiyor yavaş yavaş. Vallahi bir 9 evet. Günümüz kaldı bugün, 20. günü tutuyoruz. Evet. Bugün son... 10 gününe girdik değil mi? Son 9 güne girdik. Son 9 gün kaldı. 9 güne girdik, evet. Tabii bugün de güzel bir iftar var burada Sayın evet, Başkanımız. Evet, Sayın Başkanımız Abdülhakim Bey bizi davet etti bugün iftar yemeğine. Evet. Bunun misafirleriyiz. Bugün encümenler burada. Encümenler burada. Bir de muhtarlar burada. Bütün mahallelerimizin muhtarları burada. Bir de meclis üyelerimiz burada. Evet. Büyükşehir, küçükşehir, meclis üyelerimiz burada. Peki Ramazan nasıl geçiyor? Güzel değil mi? Sıkıntı yok. Vallahi herhalde. Biz çalıştığımız için biraz sıkıntı oluyor. Yani çalıştığımız için derken acaba sabah erken kalktığımız zaman mı evet, sıkıntı evet, oluyor? Evet evet aynen. Şimdi mesela bazı oruç tutuyor. Saat 2 dakika. Biz iş icabı 8-9'da attığımız için. Gün bitmiyor. Gün bitmiyor. Yani öyle bak uyanan insan için kolay da. Tabii. Tabii. Şimdi öğleden sonra kalktığın zaman 5-6 saat oruç tutuyorsun. Sabah 7-8'de kalktığın zaman 12-13 saat oruç tutuyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok doğru. Peki az önce Sayın Gündoğan'a sordum. Dedi ki başkanım kat kat memnunuz. Allah razı olsun başkanımız iyi. İlçenin nasıl anlatayım hizmetlerinden dolayı huzur içinde yaşıyoruz burada. Hepimiz kardeş gibiyiz yani. Evet. Memnunuz başkanımızdan yani. Elinden geldiği şey yapıyor. Bize bir şey yapmaya çalışıyor yani. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür çok sağ olun. İyi Ramazanlar efendim. İyi Ramazanlar. Tam muhtarlar bir bölgede neredeyse valinin hatta başbakanın cumhurbaşkanı temsilcisidir. Hı. Muhtar bence oranın ilk ileri gelenidir. Doğru mu efendim? Biz ama muhtar demek dediğin doğru da bu şeyden dolayı hiçbir faydamız görmedik. Bir muhtar olarak değerimiz yok. Hiçbir yerde bir değerimizin olmadığını görüyoruz. Evet. Yani neden peki acaba? He? Neden acaba? Yani buradaki siyasetten dolayı mı artık diyeyim? Evet. Buradaki halktan dolayı mı diyeyim? Biz buradaki muhtar olarak değerimiz yok. Siz tanıyalım siz hangi mahalle muhtarısınız efendim? Ben Öncülköy muhtarıyım. Öncül mahalle. Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Öyle mi? Evet. Çok güzel efendim. He. Ama burada muhtarların hakikaten değeri yoktur. Evet. İnşallah yol edeceğim muhtarım. İnşallah. Bey Ramazan'dayız. Bugün bize bir iftar var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda efendim? Allah razı olsun. Buna vesile olanlar Sayın Belediye Başkanımız davet etmiş. İftar yemeğine geldik. İftarımızı açıp evlerimize çekileceğiz. Açıp çekilmeyeceğiz. İftar, evde de yemek yiyebilirsiniz. Burada dertleşeceksiniz, sohbet edeceksiniz. Sohbet edilecek şu an bir şey yok. Derdimiz içimiz dolu. Evet. Ne anlatacağız ki? İçimiz dolu. En azından anlatabildiğiniz kadar anlatacağız. İçimiz dolu olduğu için burada patlamak istemiyoruz. Patlamayalım o zaman. İftar olsun. Çok teşekkürler muhtarım. Allah razı olsun. Evet. Ben muhtarım sizi tanıyalım. Halil Ayhan Şahin Soylu Mahalle Muhtarı. Şahin Soylu Mahalle Muhtarı. Evet. Siz nasılsınız değil misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Ramazan aramız iyi gidiyor mu efendim? İyi Allah çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Yok Allah çok şükür. Orucu bitirmek üzereyiz hemen. Hem orucun son kısmı kaldı. Ya Ramazan Allah'a çok şükür yani nasıl geldi nasıl geçti bilmiyoruz. Anlamadık evet. Yani. Hem kardayız hem evet. Zarardayız yani. Evet. Çok düşündüğümüz zaman biz kardayız yani. Aynen, aynen. Yani Allah katında kardayız ama zarardayız ömrümüzden geçiyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani o manayla. Evet. Peki bugün başkanımızın güzel bir iftarı var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Evet. Herkese afiyet olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Evet. Başka ne diyebilirim yani? Başkandan memnun muyuz efendim? Başkandan memnunum. Allah'a çok şükür. Yani hizmet bol yapıyor. Evet. Esirgemez. Evet.
Yani başka siyasetçiler olmazsa, yolunu kesmezseler, evet, süper gider yani. Ama çamur atmak çok basittir yani. Doğru söylüyorsunuz. Çamur atmazsak olmaz mı? Olur. Bir laf var, bir de derler, doğru duvar yıkılmaz. Aynı öyle. Doğru mu efendim? Bu gerçektir yani. Evet. Yani şöyle, kirli siyaset çok kötü bir şey. Maalesef. Ama temiz insana hiçbir şey olmaz. Aynen. Hiçbir şey olmaz. Aynen. Allah'ın izniyle yani. Aynen. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sana da, hayırlı, size de. Hayırlı iftar ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Efendim tabii Akçakale'deyiz. İftara çok kısa bir süre kaldı. Birazdan Allah izin verirse biz de o güzel yemeklerden ve sudan, Allah'ın verdiği nimetten faydalanacağız. Önce sevgili muhtarımız ve yanımızda merhabalar efendim. Merhaba efendim. Siz tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Akçakale Cevher Mahalle Muhtarı İbrahim Daş ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah efendim. Hamdolsun. Allah razı olsun. Oruç bitiyor. Bitiyor. Hayırlısıyla. İşte geçti. Evet. Güzel geçti Allah'a şükür. Evet. Şikayetçi değiliz. Elhamdülillah. İşte, kime şikayet edeceğiz? Gücümüze gitmez zaten. Yani evet. Bugün de gördüğünüz üzere zaten geneksel olarak ilçe belediye başkanımızın Sayın Abdülhakim Ayhan düzenlediği iftar yemeğine iştirak edeceğiz. Evet. Güzel gidiyor Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Köyümüzde bir sıkıntı yok. Her şey yolunda mı efendim? Her şey tıkırında Allah'a şükür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben size. Teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar efendim. Sağ olun. Çok size. Sağ olun. Gittiğimiz bölgede belediye başkanı var, encümenler var, muhtarlar varsa tabii ki orada gazetecinin olması da en normal olan bir kanun. Doğru mu efendim? Yani şart. Dördüncü güç olarak kabul ediliyorsa evet, basında bir yerde bulunması lazım. Aynen. Hem Akçakayamızın duayen gazetecilerinden hem de sevgili ustadımız Üstad. Estağfurullah. Hadi kurt. Ben en son Çanakkale'de bitirdik efendim. Evet. Bizi tekrar Çanakkale'den sonra Ramazan ayında bir yere getiren Allah'a hamdolsun. Çok şükür, çok şükür. Ki böyle bir... Vallahi iyidir. Yani sıcak da olmazsa sabah kalkıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. Maşallah, Allah kabul etsin. Namaz kılıyoruz. Ondan sonra siesta, yabancıların dediği gibi 2-3 saat. Ondan sonra da yemek ye. Bir daha namazdır, teravihtir. Evet. Yani sorunsuz geçiyor. Allah'a çok şükürler hamdolsun, olsun. Hamdolsun efendim. Bugün de geleneksel bir iftar var ilçemizde Sayın Belediye Başkanı'nın verdiği. Evet, ben Ramazan'ın hemen hemen 20. günündeyiz. İlk olarak dışarıya çıkıyorum. Sayın Belediye Başkanımızın davetine katıldık. İşte bütün muhtarlar, sivil toplum kuruluş örgütleri, gazeteciler, herkes gelmiş. Birlik beraberlik içerisinde iftarımızı açacağız. Akçakale ve ülke için elimizden gelen yani daha iyi hizmetler nedir onları konuşacaklar. Muhtarlar konuşacak, biz de haberini yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim abim. Allah razı olsun. Eyvallah. Sayın Dikeç, hoş geldiniz efendim. Tamam, sizler söyleyeceksiniz. Abi işi kıpırda mı? Evet. Yani tabii ki Ramazan gerçekten rahmet ayı. İnsanların, Müslümanların birbirine kucaklarını açması gereken, barış dilinin konuşulması gereken bir ay. İnşallah bizler de bu Ramazan ayında birbirimize karşı barış dilini kullanırız. Çünkü ülkemiz ve bölgemizde hem barışa hem huzura ihtiyaç var. Birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Sevginin konuşulmadığı, muhabbetin konuşulmadığı bir coğrafyadayız ama rahmetin ve muhabbetin bol olduğu bir Ramazan ayındayız. Şükürler olsun bugün itibariyle de geleneksel hale gelen belediyemizin de, belediye başkanının da iftar yemeğiyle muhtarlarımızı, sivil toplum örgütlerini ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekten toplumun böyle birlikte olmaya ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyaç var, dostluğa ihtiyaç var, muhabbete ihtiyaç var. Tabii ki belediyelerin asli görevlerinden de budur yani. Sosyal belediyecilik, insanları bir araya getirmek, onları kucaklaştırmak, yüz yüzü görmek, muhabbeti artırmak ve yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak açısından belediyelerin önemli özelliklerinden biri bu. İnşallah belediyeler bu asli olan görevlerini sürekli Ramazan ayından sonra da bu sosyal belediyeciliği icra ederler ve insanları bir araya getirerek barışın konuşulduğu, kardeşliğin konuşulduğu ve sevginin hakim olduğu ortamları oluşturmaya gayret ederler. Biz belediye başkanlarından bunu istiyoruz. Sosyal belediyeciliği istiyoruz. Ama bu birliktelikle beraber Sayın Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan'a da bu güzel bir günde, Ramazan'ın bu 20. gününde muhabbetin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda insanları bir araya getirmesi tabii ki bir farkındalık yarattı. O yüzden biz kendisine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Siz de. Ben Dikece dokunduk her şey bitirdi efendim. Tek sıra alalım. On numara efendim. Dikece dokunduğum bir dokun bina hiç var ya. Aynısı. İsmail Bey hoş geldiniz efendim. Evet, ben bir an bitmeyeceğini sandım. Hoş bulduk efendim. Dedim acaba ezan okunursa suyu nereden bulacağız? Eyvallah.
Evet, ilk olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir de hoş geldik efendim ilçemize. Hoş geldiniz. Sefalar sınırının sıfır noktasındayız. Aynen efendim. İlk olarak Ramazan ayının tüm ülkemizde, bölgemizde, Şanlıurfa'mızda bolluk, bereketlik, huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu tür organizasyonlar, özellikle Akçakale Belediye Başkanımız bugün itibariyle muhtarları bir araya getirdi. Muhtarlar bir araya getirdi. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliği pekiştirir. Bu tür sosyal içerikli programların sürekli güncellenmesi yapılması gerekiyor. Biz de basın olarak Sayın Başkanımızın nazik daveti üzerine bugün buradayız. Gözlemleyeceğiz bu birlik ve beraberliği, inşallah hep birlikte Şanlıurfa'da da göreceğiz, ülkemizde göreceğiz. Ben Ramazan ayının tekrar ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Vallahi İsmail Bey de aynen Adi Bey. Ama şunu şey eksik söyledi ya. Böyle şeyin devam etmesi lazım. Buna devam ederken Mehmet Demir'in de burada olması lazım. Yani Mehmet Demir'siz olmaz. Olmaz, ne Urfa, ne Çanakkale, ne Akçakale. Aynen. Çok teşekkürler efendim. Eyvallah. Amin efendim. Çok teşekkürler. Ya Muhammed, ya neredeyse Hoca Efendi'nin ezan okumasına dakikalar daha az süre kaldı. Şerif Bey'le birlikte efendim hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah efendim. Sizi gördük, mutlu olduk. Eyvallah burada. Efendim. Biz de sizi görünce mutlu oluyoruz Sayın Şerif Bey. Sağ olun. Şerif Bey bugün Sayın Başkanımız bir itiraf verdi hem encümenlerimize hem muhtarlarımıza. Güzel bir gün. Oruçta güzel işte. Böyle toplu bir şekilde olmak. İftar az kaldı zaten. Evet, ezan okunacak neredeyse. Ezan okunacak neredeyse. Güzel bir duygu. Bize huzur, barış, amin, devletimize getirmesini dilerim. Amin efendim. Peki oruçla aramız nasıl? Vallahi iyidir işte, biraz uykusuz şeyimiz bozuldu. Başka yoksa iyi. Yani, yani. Gece geçiyoruz, sabah kalkamıyoruz. He odur. Evet. Yani yoksa iyidir yani. Biraz vücutleniyor. Evet. Güzel oluyor. Böyle Karabalık toplumu gördüğümüz zaman muhtarlarımız burada, encümenlerimiz burada. Evet. Güzel bir şey, istişare olur. Süper efendim. Bizim başkana da çok teşekkür ederim. Başkan memnun muyuz efendim? Memnunuz Allah'a şükür. Yani evet. Bizi de böyle bir Karabalık ortamda toplaması güzel. Aynen. Yani güzel bir duygu. Evet. Size de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de bizim misafirimizsiniz. Eyvallah. Hoş efendim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İftar zaten biz Akçakale'ye geldiğimiz zaman gurur duyuyoruz inan ki. Gerçekten. İnşallah. Evet. Yani siz de buyurun iftara geçin. Beraber çalışalım. Buyurun geçelim. Buyurun geçelim inşallah. Göklere uçan kuşlar aşk ile kanat çırparlar. Ağlayan mümin kullar ravzanda huzur bulurlar. Kabe'deki hacılar lebbek Allahümme derler. Daveti tek bir sesle Rahman Allah'a ederler. Yürekler hak divanında hep inler. Allah sen hürmetine günahkarları affeder.
ilçemizde iftarımızı açtık. Sevap olan herkesten Allah razı olsun efendim, emeği geçenlerden. İftar sonrası gerek muhtarlarımız gerek encümenlerimiz Sayın Başkan'la sorunları dile getiriyorlar. Başkanımız da bir iftar oldu. Allah razı olsun, Allah kabul etsin diyelim. Biliyorsunuz 115 mahallemiz var. Evet. 115 muhtar ve encümenlere bir gün davet ettik. Gelen encümenlerden tabii ki ve muhtarlardan istişare de ediyoruz. Muhtarlar arasında kaynaşma da oluyor. Biliyorsunuz iki diyelim ki en uç köyümüzden diğer uç köyü aramızda yaklaşık 150 kilometre bir sınır var. Tabii. Yani Ceylanpınar sınırıyla Suruç sınırı arasında 150 kilometreden fazla bir uzaklık var. Ondan dolayı bazı muhtarlar dahi birbirini tanımıyor. Burada en azından bu tür toplantılardan birbirini tanıyan muhtarlar var. Harran'dan dahil olan mahallelerimiz var. Onlar da tanışıyorlar. Evet. Burada iki tane muhtarımız var. Güzel bir iftar oldu aslında. Aslında iftardan önce de söylediğim gibi iftar bahane. Aynen. Amaç istişare ve muhabbet. Tanışma, yani, kaynaşma, tamam, bir araya gelme. Tabii. Birlik, beraberlik. Aynen. En güzel mesaj başkanım. Başkanım peki muhtarlarımızla görüşüyorsunuz. En çok hangi sorunları size iletiyorlar? İstekler ne muhtarlarımızın mesela? Aslında muhtarlar fazla bir istek istemiyorlar. Çünkü biz çalışıyoruz kendi kafalar. Evet. Kendi kafalarına göre programlanmış bütün iş. Kendileri biliyor ne zaman araçların onlara geleceğini, çalışma ne zaman onlara geleceğini kendileri de biliyorlar. Evet. Sadece istişare ediyoruz. Ne oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu. Allah'a şükür talep ediyoruz sıkıntılarda ama onlar da görüyor. Araçları takip ediyorlar. Evet. En az bizim kadar onlar da belediyeyi takip ediyor ve aynı çalışmalarını takip ediyor bütün muhtarlarımız. Çok güzel efendim. Hakikaten ben de gerçekten yani gördüm çalışıyor yollarda falan. Biz her zaman bugünlere şükretmemiz lazım. Hamdolsun. Bakın tellerin öbür tarafı Suriye. Evet. Yani bundan 20 metre sonra Suriye. Evet. Ve öbür tarafta şu an böyle ne huzur var, ne sükunet var, evet. Ne vatan var, ne devlet var, ne de bayrak var. Aynen maalesef. Biz de oysa ki ne güzel kaynaşma içinde oturuyoruz, yemek yiyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Devletimiz yanımızda, askerimiz yanımızda, polisimiz yanımızda. Evet. Bu huzuru bırakmamamız lazım. Aynen efendim. Sürekli bayrağımızın, devletimizin yanında olmamız lazım. En ufak sıkıntıda dahi devletimizin yanında olmamız en önemli şey bu. Çünkü başka bir Türkiye yok. Aynen. Gidecek başka bir yerimiz yok. Aynen efendim. Suriye, Irak, Türkiye geldi ama bizim gidecek yerimiz yok. Evet, aynen başkanım. Ben de tekrar gelen muhtarlarımıza teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Bugün iftara size de teşekkür ederim. Başkanım, bugün teşekkür sürekli ederim. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün de iftar oldu başkanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sürekli bizi yalnız bırakmıyorsunuz. En azından biraz sesimizi dışarıya dinle, yani Akçakale'nin ismini tanıtıyorsunuz. Ben size de ve ikimize de teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Bir muhtarlarımıza merhaba diyeyim başkanım. Tabii. Hoş geldiniz, afiyet olsun. Hoş bulduk. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet. Burada bu organizasyonu hazırlayan değerli başkanımıza çok teşekkür ederiz. İşte başkanımızın dediği gibi muhtarlarımızdan, arkadaşlardan kaynaşıyoruz. Burada sorunlarımızı, yapılan hizmetleri, evet, onları istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Çok memnunuz yani. Sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok. Memnunuz yani. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Ben merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Keçili Mahalle Muhtarı Halil Elçi. Evet. Yani gerçekten başkanımızın değindiği gibi yemek bahane yani gerçekten ama böyle evet, toplanmak, birbirimizle tanışmak, konuşmak, dertlerimizi, istişaremizi. Yani gerçekten biz başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir sıkıntımız yok. Hani sordunuz ya biraz önce. Evet. Muhtarların sıkıntısı ne? İnanın hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Sadece sıkıntımız başkanla ara sıra dertleşip sohbet etmek. Yani gerçekten hizmetimizi biliyoruz. Sıramızı da biliyoruz. Başkanımız sağ olsun geçen yıldan beri bir sıralama listesi yaptı. Evet. Gerek işte köy içi, mahalle yani mahalle olduk ya. Mahalle stabilize yolları, mahalle içleri hepsi sırayla yapılıyor. Şu anda örneğin makineler bende Keçili köyünde. Evet. 4 gündür çalışıyor. 4-5 evet, günden sonra bittikten sonra bence Düzce köyüne geçecek. Evet. Sırayla yani hepimiz hemen hemen tüm muhtarlar hepimiz biliyoruz. Biz yani şöyle bir şey diyoruz. Yani huzur. Ben hizmet istemiyoruz. Aynen. Ben bir muhtar olarak daima bunu da açıklıyorum. Hatta daima sürekli ben genellikle sosyal medyayı da kullanıyorum. Evet. Sürekli talep ettiğimiz huzur.
Ve biz bu huzuru 2009'dan bu yöne kadar bulmuşuz. Yani Sayın Belediye Başkanımız Abdülhakim'in ayağının sayesinde huzuru bulduk. Benim yaşım şu anda 50'ye geldi. Ben en son huzuru yaşadım, huzuru yaşıyorum. Çünkü niye? Biz başkanın dediği gibi Suriye'ye baktığımız zaman, Irak'a baktığımız zaman, bir de Türkiye'ye baktığımız zaman, gerçi Türkiye Cumhuriyet Vatanımız çok güzel bir merkez, huzurlu bir yer. Ama bizim Akçakale daha huzurlu. Niye huzurlu? Şu anda nüfusumuz ortalama 100 bin Akçakale evet. nüfusu. Ama Suriyelilerle beraber, yani gerek emniyetin, belediye başkanımızın resmi kayıtları diyorlar yani 250-300 bin değil. Ben tahminim 400 bine yakın yani köylerle beraber. Evet. Yaşayan Suriyeliler. Ama şu anda en son 2009'dan bugüne kadar son huzuru bulmuşuz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Diyoruz ki huzurlu olalım. Hiçbir hizmet istemiyoruz. Herkese de teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz. Çok teşekkür Allah razı olsun. Allah sağ olun. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Ahmet Torzak. Evet. Mahallemizin ismi Fevzi Çakmak efendim. Evet. Çok güzel. Evet. Ahmet Bey sizin de iftar yaptık. Güzel iftar oldu. Güzel bir iftar oldu. Arkadaşlarımızı güzel bir şekilde birbirlerimizi tanıdık. Elbette bazı biz ilçe merkezi olduğumuz için bir fazla bir sorunumuz yok. Evet. Allah razı olsun. Birbirlerimizi tanıyoruz. Artık birbirlerimizle kaynaşıyoruz. Birbirlerimize sevgi ve saygılarından başka bir şey istemiyoruz. Başkanımıza ve her arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Ben siz tanıyalım. Ben Kayaca Muhtarı. Kayaca Muhtarı. Evet. Siz ne efendim? Hamet Sak. Hamet Sak. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Güzel bir iftar oldu efendim. Evet güzel bir iftar oldu. Ne söyleyeceksiniz? Ben böyle bir şey söylemiyorum. Allah çok şükür. Elhamdülillah. Çok teşekkürler. Efendim Akçakale'nin Nasreddin Hoca'sı efendim. Nasreddin Hoca gibi bir adam efendim. Hadi soru bu. Bu tabi hadi soru. Hazreti Mevla. Küllahan'dan, Ebisaz'dan, Fistan'dan her şeyinden efendim 10 numara. Bir de şiir okuyor bunun üzerine üstelik efendim. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Akçakale Belediyesi Sayın Abdülhakim Ayhan'ın vermiş olduğu İftar ziyafetine muhtarlar ve encümenler adına teşekkür ediyorum. Şu anda bu birliğimiz, bu beraberliğimiz inan Türkiye'nin her yerinde bizlere gıpta edilmesi lazım. Neden? Çünkü yanı başımızda bir Suriye var. Şurada biz o Suriyelileri ağırladık. Sayın Başkanımdan da Allah razı olsun, evet. muhtarlardan da Allah razı olsun, Akçakale halkından da razı olsun. Biz onlara ev sahipliği yaptık. Evet. Ölene kadar da yaparız. Bizim Allah'a çok şükür 15 Temmuz'da da Sayın Belediye Başkanımızla, muhtarlarımızla, halkımızla dışarıya Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkın dediğinden 23 gün boyunca yatmadan, uyumadan, bayrak uğruna, sancak uğruna, din uğruna kendimizi feda etmedik mi? Etmeyecek miyiz? Her dakika, her saniye. Şimdi şuradan efendim pek ne varmış PYD varmış bana ne benim bayrağım burada dalgalanıyor mu dalgalanıyor öğlene kadar dalgalanacak mı dalgalanacak benim bayrağıma benim ezanıma benim milletime benim insanıma benim belediye başkanıma göz dikeceğim ben gözünü örerim hep beraber miyiz öğlene kadar beraber miyiz o zaman ben sizlere teşekkür ediyorum abi var ya yemin ediyorum gel gel abi gel yemin olsan ki değil mi kürsüye Tayyip Erdoğan çıkmış ha. Yani var ya yemin ediyorum. Referandumda konuşsan %99 olur da oylar. Ya arkadaş biz referandumda da konuştuk. Biz her zaman da konuştuk ve her zaman da konuşuyoruz. Biz bakanın da önünde konuşuyoruz. Bak şunu da söylüyorum. Buyur efendim. Nasılsın, evet. Buraya gelen Sayın Bakanımız geçen gün yine Sayın Abdülhakim Ayhan beni duyuyor. Sayın Başkanım beni duyuyor musun? Duyuyor. Sayın Başkanım. Sesimiz geliyor mu? Beni duyuyorsun. Geçen bir ziyafet verdi yine aynen böyle. Kameraya konuşalım evet kameraya konuşalım efendim. Bütün belediye başkanları Türkiye'den geldi ama maalesef bakanımız gelmedi. Biz kendisini bir baba olarak evde bir evlat olarak kendisini bekledik. Baba eve gelmezse evlat öksüz kalır, yetim kalır. Biz diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan reisimiz Harran'a gelecek. Ehlen ve sehlen. Harran da benim, Akçakale de benim. Biri %98 almışsa, biri %95 almışsa, biri teşekkür, biri takdir almışsa, bir babayı biz tekrar evimize bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan da buraya bekliyoruz biz. Akçakale'ye bekliyoruz. Bir şey söyleyeyim bu arada. Ayrıca Sayın Ayhan'la konuştuk. Sayın Ayhan dedi ki eğer Harran'a gelirse, o gelemezse biz gideriz. Şimdi biz gideceğiz. Farkımız yok. Evet. Harran'dan Akçakale'nin bir farkı yok. Bitti, onlar orada düğünü davulu vursunlar. Biz de kürbe olarak gidiyoruz. Evet, haklı sayın. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İftardan sonra en güzel şeyimiz tabii çay içmek. Çay içtikten sonra da Allah izin verirse Akçakale'ye gideceğiz. Bugün bazı ailelerimizi ziyaret edeceğiz inşallah.
Sayın Başkanım, az önce çok güzel bir konuşma yaptı Sayın Muhtarımız. Şimdi herhalde bir şiir okuyacakmış sizin için. Muhtarım zaten bütün programların finalini yapar. Evet efendim. Muhtarımda şiir var, muhtarımda her şey var. Muhtarım, aynen efendim. Muhtarım dolu yani. Çok iyi bir de vaizdir efendim, iyi vaaz ediyor. Yani, evet. Buyurun Sayın Soru. Teşekkür ederim. Şimdi şiir okuyun dediniz. Yöresel olarak mı yoksa? Bana kadar derim uluslararası okuyuş. Yani. Ha, istediğin gibi oku diyorsun değil mi? Evet, serbestsiniz. Tamam. Doğar ayı güneşi, söylerdi Urfalıyam. Mis kokar gül havası, söylerdi Urfalıyam. Belediye başkanı, muhtarları, encümenleri sorsan der Akçakalalıyam. Akçakale özümdür, Akçakale sözümdür. Ben ayan bakanın gözlerine ayarım diyor Akçakalem. Akçakale hududa bakar. Bir kurşun eskiden yedi yetimi yakar. Eskiden en büyük tüccar yedi yumurta satar. O zaman sahipsiz Akçakalem'di. Şimdi sahipli Akçakale için konuşuyorum. Teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun muhtarım. Çok sağ olun. Yeni mi dizdin yoksa? Yeni dizdim. Allah için. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz izin verirseniz ayrıca aranızdan. Bir de ben tekrar biraz önce söylediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. İlçemizi sürekli tanıtıyorsunuz en azından bütün seyircilerimize. Her zaman sizi bekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. İyi günde ve kötü günde. Aynen, her zaman yanınızdayız efendim. Sadece iyi günde değil. Her zaman yanınızdayız efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim sevgili Akçakale Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan, encümenlerimiz ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel Ramazan'ın 3'te 2'sini geride bıraktık. Rabbim izin verirse bu akşam da Akçakale sokaklarında ihtiyaç sahibi bazı ailelerimizi yenge anla birlikte ziyaret edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim Akçakale'deyiz. Bugün gündüz de Akçakale'deydik. Gündüz gezdik, Akçakale'yi ziyaret ettik. Daha sonra Sayın Başkanımızla, encümenlerimizle, muhtarlarımızla iftar etme şansı bulduk. Şimdi yenge hanımla birlikte burada ihtiyaç sahibi ailelerimize ne yapacağız? Bayramlık kıyafetlerini ve gıda ürünlerinde bulunacağız. Yenge hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz ilçemize. Böyle sizinle hep hayırlı işlerde görüşüyoruz. Ne güzel bizi değil mi? Çok güzel bir şey, aynen. Allah her zaman böyle hayırlı işler nasip amin etsin. Efendim, amin. Tabii akşamdan değil mi? İftardan sonra yapıyorsun. Tabii yani, iftardan sonra. Gündüz herkes oruçlu olduğu için, ekiplerimiz de insanlarımız oruçlu olduğu için akşamdan sonra, iftardan sonra dağıtımı başlıyoruz. Evet. Dağıtımlarımızda neler mevcut? Gıda yardımlarımız var. Evet, bugün birkaç ailede çocuk giydirme yapacağız. Maşallah. Bayram geliyor önümüz biliyorsunuz. Maşallah, yetim evet. Çocuklarımız var, onları giydireceğiz inşallah. Rabbim kabul ederse yardımlarımızı devam ettiriyoruz i̇nşallah, Akçakale efendim. Belediyesi olarak. Tamam, geçelim içeri. Geçelim. Buyurun efendim. Buyurun. Ya Muhammed, ya evet, şimdi nereden başlıyoruz yenge hanım? Şimdi kızlarımızın kıyafetlerini vereceğiz. Oo, cevcicili bir cilbe, kırmızı ve sarılı, maşallah efendim, çok güzel. Gel bakalım, gel bakalım efendim. Gel evet. Bakalım. Kız, tel tel tel. Bu senin kıyafetin. Ayakkabı. Tut bakalım, ayakkabını da vereceğim sana, tamam mı? Oo. Bu da senin ayakkabın, tamam mı? Tut bakalım, beğendin mi? Güzel mi? Ha? Güle güle giy. Kızımız herhalde hemen. Al, al çorabını da. Evet, diğer gelsin. Sıradaki gelsin arkadaşım. Bunu kim? Sen konuşabiliyor musun? Hı? Senin ismin ne? Zeynep. Zeynep. İsmi Zeynep mi? Bunlar senin. Eşe başkan. Beğendin mi? Evet. Güle güle giy bayramda inşallah. Çorapların da. Teşekkür ederim. Tamam mı tatlım? Güle güle giy. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Geldi. Ufağımız ha. Evet. Abo, ele ver bakayım be. Küçücük daha bu, küçücük. Ayakkabısı da var. Evet. Minik bir ayakkabı, sıra minik bir bilek. Giydirelim bakalım bunun bileziğine bak. Ayakkabı da şeyi de var bunun. Ne diyorlar ona? Halkalı mı? Halkalı kız bu efendim, evet. Bu kızımız süslüymüş, halhallı bu kızımız. Tabii süsle, nasıl süsle hem de. Hem de nasıl? İbrahim şunu da bir şey yap. Evet, vallahi İbrahim de bu işin hakkından geliyor vallahi. Tek elle giydiremedim.
aferin sana. Beğendin mi papularını ha? Bunun adı ne arkadaşlar? İsim biliyor musunuz? İsmi ne? Büşra. Büşra. Hay maşallah efendim. Gözün efendim hem elinde var bunun. Evet. Bu, hem ayağında var. Evet. Süslü halhalları da var. Onun da bayramlı burada efendim. Evet. Yok bu büyüğün. Bu ya büyük geldi bence sanki evet. Ha, tamam. Tamam. Bu da senin cicilerin. Alalım verelim annesine. Annesine verelim. Evet, elbisesinde var çocuğun. Ayakkabıları düştü bak ayağına. Evet, güzel bir ana tanık ettik. Evet, çocuktan mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Onlar aynen. Değil mi? Aynen, küçük çocukları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Bize kalacak olan bu dünyada evlatlarımız. Evet. Her şey gelip geçecek. Aynen. Böyle geçmiş yıllarda biz çocukken bayramlık alamadığımız günleri akla getirdiğimiz zaman onların aslında hissediyoruz bir nebze olarak. Aynen tabii ki. Yani çocuk adı üzerine çocuk ya başka bir şeye benzemiyor. Yani bir kıyafet götürdüğün zaman o gözündeki mutluluk sana bütün derdini her şeyi unutturuyor. Evet. Ben bir şey çok merak ettim Sayın Ayhan. Şimdi bir belediye başkanı eşisiniz. Evet. Arabanız da var, eşiniz de var, gücünüz de var. Bu akşam böyle bir eğlence partisinde gelmelerde böyle bir sahil kenarında olabilirdiniz ama Akçakale sokaklarını akşam akşam geziyorsunuz. Derdiniz ne sizin? Bizim için en güzel mutluluk bu Mehmet Bey. Çünkü biz halkımızla beraber olmak zorundayız. Biz onlarla varız. Nasıl ki onlar her yerde bize yardımcı oluyorlarsa biz de onların sorunlarını dinlemeye mecburuz. Onlara yardım etmeye mecburuz. Biz onlara muhtacız, onlar bize muhtaç. Bu bizim için bir görev. Evet. Bu görevi de ben seve seve üstleniyorum. Eşime her zaman bu konuda yardımcı oluyorum. Yardımcı olmaya da devam edeceğim. Dediğim gibi çocuklarla onları giydirdiğim zaman onların gözlerindeki mutluluk bana zevk veriyor. Evet. Kız kardeşlerimle, annelerimle, teyzelerimle oturup sorunlarını dinlediğim zaman o sorunlara bir nebze de olsa çözüm bulabildikse bu bizi çok mutlu ediyor. Bu konuda Akçakale Belediye ekibimizin de çok teşekkür ederim onlara. Ekibimiz de çok kuvvetli bu konuda. Nerede mağdur, nerede yetim, nerede zor durumda insanlar varsa tespit ediyorlar. Biz de beraber ziyaret edip elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zaten ben yemekten önce Sayın Başkan'a sormuştum bu akşamki yardım ve giydirme işini. Hı. Demişti o iş yengenize ait demişti. Ben bu işi severek yapıyorum. Aynen. Çünkü ben ama de bir anneyim. Ne güzel ama. Evet. Kendi çocuğuma nasıl bakımını sağlıyorsam, kıyafetini, her şeyini sağlıyorsam o diğer çocuklara da sağlamak benim de görevim. O zaman bizi bekleyen çocuklar var. Geçelim mi? Tabii ki. Buyurun tabii efendim. Ki. Buyurun efendim. Gözüm üstüne. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misiniz? İyiyim. Sağ Sağ ol. İyiyim. Allah razı olsun. Bugün güzel misafirler var. Ne güzel misafirleriniz özel. Gözüm üstüne misafirler. Evet. Misafirler yabancı değil. Evet. Hepsi benim akrabalar. Maşallah efendim ne güzel. Allah razı olsun. Hatta hepimiz akrabayız gerçi. He, adam aynen, havadan itibaren. Aynen, aynen tabii. Akçakale'de herkes genelde hepimiz akrabayız. Evet. Hepimiz de akrabayız. Evet. Yabancı yok ki. Elhamdülillah. Anne. Hâlele arfu aciz erkam. Arabi mi arif? Arabi mi arif? Ha, niye Türkçe Arapça? Konuşuyor. Bilmiyorum Arapça. Arapça bilmiyorum Türkçe. Ben Türkçe biliyorum. Evet. Biz memnunuz. Evet. Abdülhakim Ayhan'dan. Allah razı olsun. Çok güzel. Memnun. Buyurun. O Arapça diyor, müşkil mi amın? Yok, müşkili yok. Elhamdülillah. Yok. Çok güzel. Niye? O da size herhalde ihtiyaç malzemesi evet getirdiler. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizde de. Nasıl, oruçlarımız iyi mi oruçla? Oruç nasıl geçiyor? Oruç iyidir elhamdülillah. Yani, zaten bitti bir şey kalmadı burada. Biz zaten 10 gün daha gel. Evet, 9 gün kaldı. Elhamdülillah. Vatize hem Mehmet'i tanıyarak et oynayın efendim. Çay içeceğiz. Allah razı olsun. Valla. Sağ olasın. Valla daha dağıtım yapıyoruz. Gitmemiz gereken birçok yer var. Gözüm üstüne. Ben üstüne. Evet. Amrak. Ama senin güler yüzün bize yetiyor. Çok teşekkür ederim. Sen bize dua et yeter. Vallahi dua Allah'tan inşallah gelir. Allah razı olsun. Ya belediye memnun musun? Sıkıntı yok. Yok, sen memnun musun? Nasıl? Sıkıntı hiç yok. Maşallah. Allah razı olsun. Yok. Ya Allah... hatundan? Hele hatundan daha da fazla. Allah razı olsun. Bu da evimiz önünde park olmuş. Nasıl parktan memnun musun hele parkımız? Çok memnunuz parkta. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah. O da gidip çay içiyor musun parkta? Tabii ha, şimdi geldim parkta. Vallahi keyif etsin valla. Evet. Nasıl لا خيجي يسحبوني بالقمره قال لي تكي تشكر لكم
bir şey değil. Ben sizlere teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun oturun, çay yapacağız. Allah razı olsun. Vallahi. Vallahi razı olsun. 2 dakikadan olsun. Şimdi biz de yengemiz bugün sizin gibi aileleri ziyaret ediyoruz inşallah bu akşam. Evet. Çünkü bayrama az kaldı. Bakalım aynen. Ramazan geliyor, külünçe yapan var, çörek yapan var. Tamam. Ben bu hanımefendi çok seviyorum. Evet. Allah razı olsun. O da seni seviyor ki akşam akşam bak geziyor kapı. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya vallahi ablamız size karşı hakikaten bir sevgi besliyor. Allah razı olsun. Abla gerçekten beni çok sever. Evet. Yani biz de seviyoruz. Akçakale halkı da bizi seviyor. Evet. Biz onların yanındayız dediğim gibi az önce. Onlar da bizim yanımızda inşallah. Aynen. Biriz beraberiz her zaman. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Efendim akşam gece demeden sokakları gezmeye devam ediyoruz Yenge Hanım'la. Yenge ama hakikaten çok güzel bir düşünce. Çünkü hem insan bir keyif alıyor. Aynen. Hal duyuyor. Aynen. Evet. İnsanların mutluluklarını paylaşmak çok güzel bir şey. Evet. Mesela böyle bir sokaklarda düşünün ki çok insan da yürümeyi beceremez, düşer belki de ama. Evet. Siz gecenin bu saatin olmuş Ramazan günü dinlemek yerine insanları mutlu etmek için çaba içerisindesiniz. Ya onların mutluluklarını paylaşmak güzel bir şey. Onların dertlerini, sorunlarını dinlemek güzel bir şey. Gündüz kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz. Evet. Oruçlu olduğu için herkes. Akşam daha iyi. Hem sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, beraber sorunlarımızı, onların sorunlarını dinliyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ya burada dikkatimi çeken bir şey oldu burada. Mesela önce de bir aileye gittik. Hani ilk defa görmüyorsunuz bunları. Daha önceden bir dostluk var her tarafa. Gide gele tabii, bir tabii, dostluk. Tabii tabii akşam halkın herkesle dostluk. İşte abi buyurun. Ay, şekil, bir, şekil bir ada göründüğü gibi güzel efendim evet. İşte onun için. Vallahi ziyanı. Allah razı olsun. Nasıl iyi misin abla? Vallahi iyiyim Allah çok şükür. İyi. Keyfin yerinde mi? Vallahi keyif orta. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah şükür. Sizinki gördük Allah çok şükür. Allah çok şükür. Evet. Sağ olasın. Size gıda paketi getirdik inşallah. Ha inşallah. Allah razı olsun. Beyin hediyesi. İnşallah herkese millet doyursun. Amin. Bizde gel ha. Allah razı olsun. Ramazan aramız iyi gidiyor mu Ramazan'la? Valla Ramazan gidiyor iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yavaş. Reisten memnun muyuz? Valla iyi. Allah çok şükür. Peki ya. Bizim aynı. Aynı şekilde. Aynı şekilde yok. Allah razı olsun. Ben. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Valla. Çok sağ olasın. Bizim sıkıntımız var. Yalnız çocuklarım. Ben kocam evliyim. Benim çocuklarım 4 tane. 2 tane dili yok. Dili yok? Dilsiz. Aynen. Şimdi konuşması yok. Yalnız peşinde. Kocam üzerine evlenmiş. Kocasım evli. Beni attı çoktan. Beni attı. Sen nasıl geçiniyorsun peki şimdi? Geçim valla bu kadar. Yardım millete fıkra verir. Evet. Aynen peşinde. Yemek verir. Hastahane yemek yapıyor. Biz zarif burada. Kocan Suriye'de mi aldı, Türkiye'de yok, mi aldı? Yok, Türkiye'de. Ha, ne diyorsun, kendiler Suriye'lere alıyorlar, o yüzden ben... Yok, valla 4 sene sıkıntıya çekiyorum çocuklara. 4 sene mi oldu evlenme? Ya, 4 sene. Sen sormuyorsun peki? Sormuyor. Aa, gitti, ben de yalnız kaldı çocuklarımız. Rabbim kolay versin. Diyorum yani, evlendiğin zaman bari bu çocuklarını niye unutuyorsun? Evet. Yani, aynen. Bunun kadar, bunun kadar. Allah yardımcı olsun, evet. Nasıl geçim sağlayabilecek kadın? Bırakayım, atayım, hangi tarafa kapı çalacağım? Evet. Hangi kafa çalacağım? Yalnız ben başındayım durmuş. Peki onların engelli maaşı falan yok mu? Onlar? Yok valla. Daha yok engelli. Olmasın değil mi engelli? Olmasın yani çünkü evet, imkanları çok fazla. Size bence de yani engelli bölümüne giriyor çünkü yani. Valla engelli yardım... daha çıkmıyor. Şeyler düşük geliyor falan. Raporu düşük geliyor. Acaba işte rapora göre yüzde kaç yani olması benim lazım evet. Ona göre. Valla bilmiyorum. Bu kadar. Ama bu konuda sosyal işlere bir görüşelim sizi bir incelesinler inşallah. Ha? Aynen. Bir sen şey de yap, bir belediyede bizim İbrahim Akkurt var. Ha. İbrahim Bey'le yani bu işlerle o da çok güzel ilgilenir. Vallahi sen ona da bir başvuruda bulun, biz şey yapalım bir. Sosyal yardımlaşmadan bir görüşelim bakalım hani rapor kaç, yüzde kaç, nasıl yardımcı olabiliriz, vallahi elimizden geleni yaparız. Vallahi bilmiyorum, şimdi kızım peşinde. İki tane küçük var, büyük güzel aynı. İki tane dili yok. Konuşması yok, duyması yok. Benmişim gidiyorum, şimdi çapası gidiyorum, korkuyorum. Doğru. Burada aynı hapis gibi. Gör. İnsan gel hepsi şey çatlak. Evladı için çekiyor. Hepsi çatlak. Ha gel gör içeride. Ya belli ben zaten görüyorum. Ya gel. İçeri gir. Ha nasıl deprem olmuş ha. Evet. Aynı çökecek valla. Ha gel bak. Sanki inanmıyor ben belki yok, gösteriyorum. Yok inanıyorum sana. Niye inanmıyorum sana? Valla şimdi ekmek davası peşindeyim ha. Evet. Yalnız çocuklara için yetim kalmasın. Allah bu. Seni başlarına eksik etmesin. Ha valla. İşte anne böyle bir şey. Aynen. Annelik böyle bir duygu. Az önce de dedim ya ben de bir anneyim. Aynen evet. Bak baba bırakıp gidiyor ama anne evlatlarının başında bırakmıyor. Aynen. Aynen. Allah yardımcın olsun. Ama... Ben elimden gelen bir şey varsa elimden geleni esirgemeyeceğim, sana yardımcı Allah olacağım. Allah, İnşallah Allah. Sosyal yardımlaşmada da iyi bir sonuç alırız.
Biz yardımcı olacağız yani. O İnşallah. Konuda merak etme. Allah razı olsun. Senden ben keşke kızımla konuşacağım. Keşke kızlarım şimdi güzel. Şimdi benim ne işim var? Oğlum 10 yaşında bunun kadar. Bunun kadar ne gücü var? Allah büyük, Allah büyük. Allah büyük bir iş. Ne yapsın? Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar herkese. İnşallah herkese inşallah mutlu olsun. İnşallah mutlu olsun. İnşallah her şey kazasız belasız gelmesin. Amin. Allah razı olsun. Yardımcın olsun senin de. Evlatlarının başından eksik etmesin seni. Amin. Sen de zaten abla. Ama yenge hanım memleketimizin her tarafında aslında bu tür ailelerle karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef. Özellikle en çok bu anneler işte dediğiniz gibi baba bazen bir hata düşebiliyor. Aynen. İnan ki ya bak. Sağlam yok. Hakikaten evet bu kapı. Vallahi sağlam değil ha. Güvenmiyorum. Evet. Bu ev senin mi? He. Mehmet bir şey yapsana not al. Ablanın bir kapısına bakalım. Evet hemen tamam. Bu konuda evet. Evet hemen notunu al ablan. Tamam bilim tamam. Bunu şey yapalım. Evet, yemin var ben sana belki. Yardımcı olacağım merak Allah etme. Olsun. Tamam. Sağ ol. Bak senin kapı işine çözdük inşallah. İnşallah. Allah ne gelsin Allah razı olsun. Amin efendim. Amin. Allah razı olsun. Gelmesin. Amin. Kazasız belasız gelmesin. Amin. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yani işte dediğimiz gibi babalar bazen bir hatanın peşine düşse de evet. Ama anne o anne duygusuyla. Aynı anne evlatlarının başında her zaman çadır oluyor. Bırakmıyor. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasıl iyi misiniz? Elhamdülillah çok şükür. Nasılsın iyisin abla? Elhamdülillah çok şükür. Ben gecenin bir saatindeyiz. Saat 10.30 sayın başkanımızın önünü kestiler. Bir kardeşimizin bir sıkıntısı ama kolay bir sıkıntı. Ara sokağımız var. Evet. Ve parke istiyor biraz. Parke ihtiyacımız var. Sanki kolay ya. Evet. Kolay. İnşallah başkanlarımızın bize yardımcı olur. Ben akşam başkan beye ileteceğim. En kısa zamanda orayı çözümünü yaparız. Size zahmet. Başım gözüm üzerine. Size nasıl zahmet. Memnun musunuz bu yollarda? Çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah parkımız, Akçakale'de parketaj olmayan yer kalmadı. Yok çok şükür şu an bir sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Sizden de. Orayı hemen ben hallettireceğim Allah başımız üzerine benim. Başkanlarımızdan da, arka çalışan arkadaşlarımızdan da Allah hepsinden teşekkür ederim. Şimdi sen bugün oruç tuttun mu? Tuttum. Allah kahve bir şey soruyorsun. Ömer gel bize Ömer. Dön bize Ömer. Bak oruç tutmuş. Abi Allah bak Allah için soruyorum gel, sana. Gel İsmail gel. Gel İsmail sen de gel. Hoş gelmişsin. Hoş sen de oruç tuttun bugün. Gel sağıma. Soluma gel sen pardon. Gel. Hoş geldin. Hoş bugün oruç tuttunuz. Evet. Değil mi? Evet. Abdestliyiz. Evet. Başkanım memnun muyuz efendim? Çok şükür. Bak doğru söyle ha. Doğruyu söylüyorum. Bak yenge evladı değil. Hiç bak ben bunu yayınlayacağım. Yok. Vallahi yayınlayacağım. Hiçbir sıkıntımız yok. Memnun musun? Akrabam değil. Evet. Şeyim de yok. Yakınlığım da yok ona evet. Karşı. Sen soy ismin ne? Soy ismim Halil Aktay. Ha bu akraba değil efendim. Akran değil. Bir sokağımız var. Onu söyledik. Ona yengem söz verdi. Hemen yapacağız onu. Sıkıntı yok. Geniş yollar olduktan sonra ufak yol hiç sorun değil. Aynen efendim. Bizim için onlar önde çerez onlar. Çerez. Evet Akçakale'nin böyle sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Tabii Akçakale neredeyse vatandaşın büyük bir çoğunluğu ihtiyaç sahibi değil mi Yenge Hanım? Aynen. Akçakale'de ihtiyaç sahibi insan gerçekten çok fazla, var. Fazla evet. Diğer ilçelere, diğer illere göre daha fazla. Elhamdülillah sen nasılsın? Tabii eve ulaşmak için de uzun bir koridordan geçiyoruz. Çünkü tam burada böyle o alışıla gelmiş lüks daireler yok. İşte sağ tarafımızda görüyorsunuz. Kerpiçten yapılma duvarlar var. Vallahi burası... Bu kardeşimizin evini daha önce sergisini sermiştik biz. Öyle mi? Maşallah evet. Efendim. Buyurun geçelim işte. Buyurun lütfen. Bunlar damdan atıyorlar. Burada evet. Cibindirik var. Burada odaları var. İnşaat yapacaklar bunlar. Evet. Ve yardım etmeye buyurun gelin lütfen geçelim lütfen. Evet. Evlerin sergilerini sermiştik daha önceden. Hallarını falan değil mi? Hallarını, döşeklerini falan sermiştik. Evet, Allah sen koşabiliyor musun? Gel beri gel. Hayır konuş. Koşamıyor musun? Evet. Çoğu halkımız çekinir konuşmaya. Yani insanlarımız bunu bir türlü yenemedi. Daha yani Akçakale'miz mesela yine sağ olsunlar benimle beraber bayanlar açıldı. Konuşuyorlar, evet. Çıkıyorlar. Mutlaka, dertlerini, evet. Sorunlarını anlatıyorlar. Şimdi biliyorsunuz kültür merkezi de yapıyoruz biz Akçakale'de. Bitmek çok da güzel üzere. Oldu ama. Hatta kreş de yapıyorsunuz. Aynen gördük, kreş yapıyoruz. Evet, İnşallah iddia ediyorum ki hiçbir yerde olmayacak bir kreş i̇nşallah, olacak. İnşallah. Akçakale'de hem dini kreş olacak hem çocuklara. Kreş ötesi sadece anaokulu gibi olacak. Sadece kreşle bağımlı kalmayacak orada çocuklar. Evet. Yani hedefimiz yüksek orada inşallah başarıyla tamamlarız. Kültür merkezimizde de yaklaşık 20 tane atölyemiz olacak. Bayanlara yönelik atölyeler yapacağım ben. Benim amacım hem cüzi miktar da olsa para kazanmaları hem de onları evden dışarıya çıkarmak. Aslında sosyal belediyecilik manasında tam yerinde oturmuş oluyor şimdi. Aynen. Yani evden dışarıya çıksın bayanlarımızın çok talepleri var. Evet. Yani evde sıkılıyorlar. Hem paralarını kazanmış olacaklar. Hı-hı. Hem bir meslek sahibi olacaklar. Evet. Hem bir uğraş olacak onlar için. Günümün çoğunu da ben onlarla beraber geçireceğim orada zaten. Ben de onlarla beraber bir şeyler öğreneceğim belki. Burası da keyif veriyor. Aynen. Bana büyük bir keyif veriyor. Bu ablamıza da gıda paketini getirdik. Evet. Zaten geç ablamız herhalde
biraz çekingen durduğu için. Evet. Paketi böyle çıkarmışlar. Tabii başkanım. Tabii ki aynen. Buyurun efendim. Evet tabii ki herhalde siz kışın mı serdiniz evlerini başkanım? Evet kışın serdik evlerini. Kışın biliyorsunuz belki kaç tane yaşlı teyzemizin, ninemizin evleri vardı. O evlerin tadilatlarını yaparken buraya arkadaşımıza da ev inşaat halinde olduğu için sadece sergi istemişlerdi. Sergilerin döşeklerini falan beraber serdik. Bugün daha önce yapmış olduğum bir inşaata gittik baktık. Bir eve gittik siz yapmıştınız evi. Ziyaret ettik onları. Hatta biz de onlara kadar paketi götürdük. Yaptığımız evlerden biri. Evet ama çok da bu bana büyük bir zevk veriyor ya. Hakikaten arkadaşlar dedi işte belediyemiz bu evi düzenlemiş. Evet Akçakale Belediyesi çok duyarlı bu konuda dedim ya ekibime, belediye ekibine çok teşekkür ederim. Biz bu konuda çok şanslıyız. Belediye ekibimiz çok duyarlı. Nerede mağdur insan varsa ulaşıyorlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz de bir ilçe belediyeyiz sonuçta. Aynen efendim aynen. Buyurun lütfen buyurun geçelim efendim. Şimdi Habab'ın evine geldik. Habab demek sizin Arapça nene demek. Nene var ama nene. Tal. Ne diyor? Ben anlamıyorum ama. Merhaba diyor. Hoş geldiniz. Evet. Gözüm başım üzerine diyor. Evet. Allah'a sebebi aynı. Tamam. Bu evimiz... İkizler abi diye ben inmedim yani. İkizleriniz mi var sizin? He ikiz bebekleri var. Bir mi çıkalım yukarıya o zaman? Evet. Buyurun yengem çıkalım ikizleri görelim efendim lütfen. Biz daha önce kız kardeşimizin kapılarına, bize kapı istemişti kapılarının yardımını yaptık kendisine. Evet. Eşi askerdi o zaman ikiz bebeklere hamileydi. Maşallah efendim. İkizleri oldu. Aman. Ne oldu sana? İkizler gömmeye geldik. Hay maşallah. Evet. Biri bu, biri de bu mu? Evet. İsimler ne abla bunların? Esmanur, Fatma Nur. Esmanur, Fatma Nur. Evet. Aşanur nerede hani? Aşanur yok. Şimdi burada bir sıkıntı var yenge hanım. Değil mi? Bence de. En azından Fatma Nur oldu, diğeri Aşanur olsaydı. Yani. Hay maşallah. Bunlar ikiz değil mi bunlar? Evet. Bunlar ömür ne kadar bunların? Bir yaş. Bir yaşındalar. Heh. Allah bağışlasın. Sağ olun. Nasıl bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı sizin? Var. Ne eksiği var senin? Eksiğimiz şu, evimiz eksiği var. Sıvası boyası inşaat evet. Kısmı. Hı hı. Aslında bunlar büyük şehir şeyine geliyor. Büyük şehir bu tür onlar ne yapıyor Sayın Başkanım? Vallahi biz buranın belediye başkanı olduğumuz için bize başvuruda bulunuyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önce kardeşimizin kapılarını yaptık. Evet. Yardımda bulunduk. Bir tarafa atamayın yengem. Yine evet. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız onlara. Eşi askerdi, burada değil. Ama zaten çocuklar doğmadan önce siz herhalde takip ediyorsunuz bu tabii, ailelerini. Tabii. Çocuklar doğmadan önce tanışıyoruz. Memnun musunuz yenge hanımdan? Memnunuz. Başkanım memnun musunuz? Memnunuz. Kimden memnun değilsiniz ya? Hanımından çok memnunuz. Öyle mi yenge hanımdan? Çok teşekkürler o zaman. Dua edin bize o zaman. İnşallah. Evet. Yenge hanım ama hakikaten böyle düşünsenize bu minik bebekler işte bir anne duygusu daha düşündüğümüz evet. Zaman daha doğumdan önce işte şimdi de takip ediyorsunuz. Aynen. Bu gece bize gösterdiniz. Evet. Gel doğmadan ben tanıyorum. Ben o zaman kaldırmazdım. Eğer bir senin ismi mesela Mehmet Nur olmasa ben anam. Abi korkma çocuğum anladım anneden seni. Yok. Gördün mü? Hayır o da utandı. Korktu. Hani ismini Ayşenur koymamışlar ya utandı efendim. Artık bir tane de Ayşenur mu olsun? Neyse erkek olsun Abdülhakim koy bari. Yani içine birisi olsun ama en azından. Yani. Olur mu ya Abdülhakim ya Ayşenur? Olur. İstiyoruz ben sipariş veririz tamam. Efendim. Tamam. Olur. Abdülhakim olsun inşallah. İki kızdan sonra bir oğul olsun. Beyimiz askerden gelsin inşallah. Yani. İnşallah. Niye? Onlar zor değil mi? Beş tane sonra baba askerden gelsin Allah büyütür düşünürüz onu. Size kadar paketi getirdik şimdilik. Ramazan için bayraktan bayram maskusuna kaldı. Tabi bu arada belediyemiz sürekli takip ediyor zaten. Sürekli gidip geliyorlar. Değil mi? İnşallah. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Hani her zaman geldiğim zaman da konuşuyorum sizlerle. Biz ilçe belediyesiyiz. Bizim de imkanlarımız sınırlı biliyorsunuz. Bizim halkımızdan daha fazla Suriyeli misafirlerimiz var burada. Aynen. Yani bazı yerlerde yetişemediğimiz noktalar oluyor. Elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışacağız. Bu konuda Ankara'dan da destek bekliyoruz. Aslında Sayın Ayhan doğru söyledi. Şanlıurfa dışındaki belediyelerimizden özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir evet. Benzeri büyük şehir belediyelerimizden ne diyoruz bakın buranın nüfusu 100 bin ama burada yaklaşık 3 bin de Suriyeli var. Evet. Bu yüzden Suriyeli hemşehrilerimizde tabii ki Suriyeli hemşehrilerimizin bulunduğu Akçakale'yi kardeş belediye ilan edin. Değil mi efendim? Bakalım şöyle bakalım kameramıza sevgili kardeşimize aynen. De. Evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek her zaman bize bu konuda destek olmuştur. Biz tekrardan onun desteklerini bekliyoruz. Çünkü yertekçi gerçekten çok zorlanıyoruz yetiştirmekte yani. İlçenin nüfusundan daha fazla Suriyeli misafirlerimiz var. Evet. Yani hem temizlik konusunda hem yardıma muhtaç insan çok var biliyorsunuz. Evet. Gıda yardımı konusunda. Yani ne destek gönderirlerse biz çok memnun oluruz ki her zaman da desteğini bizden esirgememiştir. Melih Gökçek'e teşekkür ederiz. Bizi unutmayın efendim.
Buyurun Sayın Başkanım, geçelim inşallah. Günün erken saatlerinde Akçakale'de başlayan birliktelimiz neredeyse gecenin saat 23'ünü buldu. Buna sona erecek. Öncesinde garajda buluştuk sevgili Abdülhakim Ayhan Başkanımızla, encümenlerimizle, muhtarlarımızla. Çok güzel bir iftar oldu, güzel paylaşımlar oldu. Sevgili muhtarımız Hadi Soron güzel şiirlerle, sohbetlerle güzel bir akşam geçirdik. Dahası akşamında daha tatlı bir gezi oldu çünkü çocuklara giysiler verildi, mutlu edildi, ailelere gıda yardımında bulunduk. Sayın Ayşe Nur Hanım'la birlikte çok güzel bir vakit geçirdik. Aslında ben bunu daha önce sezmiştim. Neden sezmiştim? Bir gün Akçakale'ye geldim, Abdülhakim Bey'i bulamadım. Ara ara en son bir köyde bir greylerin üzerine buldum. Çünkü hakikaten böyle karı koca geziyorsunuz, çalışıyorsunuz. Evet, öncelikle ben bütün Akçakale halkına sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu bizim görevimiz, asli görevimiz. Yapmak zorundayız. Eşim işi gereği işlerle uğraşıyor. Ben sosyal belediyeciliği takip etmeye çalışıyorum. Yetişebildiğim yerlere yetişmeye çalışıyorum. Biz halkımızın yanında olmak zorundayız. Onların sorunlarını, dertlerini dinlemek zorundayız. Onlarla beraber mutluyuz. Sorunlarına, dertlerine bir nebze de olsa çare bulduysak, buluyorsak ne mutlu bize. Evet. Bu arada ama mesela hep şey derler, 100 bin Akçakaralı var, 100 bin de Suriyeli var diyor ama evet. Bugün bir vatandaşla görüştüm, ben muhtar mıydı, encümen tam emin değilim ama dedi ki 200 bin değil, 400 bin bulmuş nüfus dediler. Çünkü burada yaklaşık 300 bin herhalde şey var. Yani resmi kayıtlara göre 115 bin Suriyeli misafirlerimiz evet. var. Evet. Resmi kayıtın dışında da kalan misafirlerimiz çok, Suriyeli misafirlerimiz. Bunun için gerçekten Akçakale'de sıkıntı yaşıyoruz. Yaşamıyoruz evet. desek yalan olur. Çünkü biz ilçe belediyesiyiz, küçük bir belediyeyiz. Halkımız çok mağdur. Halkımızda mağdur insanlar çok. Suriyeli misafirlerimiz zaten mağdur. Yani ülkelerinden buraya gelmişler, sığınmışlar. Onların durumları da içler acısı. Onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda gerçekten Ankara'dan, dışarıdaki insanlardan yardım bekliyorum. Ben tam onu soracaktım. Az önce Sayın Melik Gökçe'den bahsettik. Evet. Sayın Gökçe'nin dışında destek olan belediyemiz var mı bizde mesela Akçakale'ye? Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun Nihat evet. Çiftçi, Allah razı olsun başkanımızdan. Yarın yardımlarını esirgemiyor bize. İlçemize yardımlarda bulunuyor gerçekten. Melih Başkanımız her zaman bize yardımda bulunuyor. Evet, Allah razı olsun. Biz kardeş belediyeyiz zaten onlarla. Aynen. Her zaman yardımlarını esirgemiyor. Biz tekrardan yardım bekliyoruz Melih Başkanımızdan. Eminiz ki elini uzatacaktır tekrar Akçakale'ye. Bütün başkanlarına bekliyoruz efendim. Aynen. Bütün başkanlarımızdan bekliyoruz. Çünkü biz sınırın sıfır noktasındayız. Evet. Gerçekten yaşam mücadelesi zor veriyoruz burada. Halkımız yani Suriyeli misafirlerimiz ne kadar perişan durumdaysa halkımız da bir o kadar perişan durumda. Evet. Sürekli tedirginlik var. Yani tedirginlik, evet şu an belki karşı tarafta savaş yok ama tedirginliğimiz sürekli var. Çünkü her an ne olacağı belli değil. O yüzden dışarıdaki bütün başkanlarımızdan, devletimizden yardım bekliyoruz Akçakale'ye. Evet. Sayın Ayhan, son olarak şunu sormak istiyorum. Bir güzel Ankara macerası geçirdik. Ankara'da evet. Şanlıurfa'nın tatlım günleri tatlım oldu. Tatlım günleri, evet. Size orada çiğ köfte yordunuz. İnsanlara buranın yöresel kıyafetlerini giydirdiniz. Evet. Neler kaldı aklınızda Ankara'dan? Yani insanların kendi gözüyle görmesi daha başkaymış. O benim aklımda kaldı. Evet. Yani Ankara'da insanlar lebeni çorbası dağıttık. O kadar zevkle yediler ki evet. lebeni çorbasını, zerdeyi, işte Arap kıyafetleri, bizim yöresel kıyafetleri bayanlar zevkle giydi. Fotoğraflar çektik beraber. Çok güzel oldu. Ben orada da herkesle konuştum. Dediler ki Urfa bu kadar... insanı bu kadar sıcak kanlı mı? Dedim ki aynen. gelip de yerinde görmeniz lazım. Gerçekten dışarıdan herkes biz buraya bekliyoruz. Urfa'ya bekliyoruz. Urfa benim memleketim. Aynen. Akçakale de benim memleketim şu an. Eşimin memleketi benim memleketim. Aynen. Dışarıdaki insanlarımızı gerçekten Urfa'ya ve özellikle Akçakale'ye bekliyoruz. Akçakale'ye beklememin en büyük nedenlerinden birisi bir devlet olmadığı zaman, devlet yıkıldığı zaman insanların ne mağduriyette olduğunu kendi gözleriyle görsünler. Aynen. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz son geldiğiniz için. Son olarak bizi izleyen dostlarımızdan mesajınız da olacak efendim. Ben Ramazan bayramı... Belki bayramda görüşemeyiz, en azından bayram mesajınızı almış olalım. Aynen. Evet. Herkesin Ramazan'ı tekrar hayırlı ediyorum. Ramazan bayramımız yaklaşıyor. Ramazan bayramımızın tüm İslam alemine mutluluk, huzur, barış getirmesini diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür çok ederim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Sevgili dostlarımız, bugün Ayhan ailesine eşlik ettik. Önce Sayın Başkanımız Abdülhakim Ayhan, akabinde sevgili yengemle birlikte Akçakale sokaklarını gezmeye çalıştık. Ailemizi gördük. Gerçekten Akçakale halkı büyük çoğunlukta maddi durumu iyi olmayan insanlardan oluşuyor. İhtiyaç sahibi çok fazla. Bu aşamada biz Şanlıurfa dışındaki büyük şehirlerimizden ve yurt dışından bu belediyemize kardeş belediye olmayı tavsiye ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ve bu aşamada ben özellikle Ayhan ailesini tebrik ediyorum.
Şu anda yenge hanım bir eğlence merkezinde bir keyifte olabilirdi ama gecenin bu saati olmuş, hala kapı kapı sokak sokak gezdik beraber. Ailemizin durumunu hasbihal ettik. Onlara elimizden geldiğince bir nebze olsun destek olmaya çalıştık. Geldik bugünün sonuna. Efendim bugün sınırın sıfır noktasındaydık. Aslında bu insanlar her gün burada. Biz sadece bugün buradaydık. Burada yaşamak farklı bir olay. Önce Sayın Ayşen Nur Hanım'ın da belirttiği gibi devletsizliğin ne olduğunu görmek istiyorsanız Akçakale'ye gelin diyoruz. Bu aşamada bugün bize destek olan sevgili kardeşlerimiz Mustafa Güçlü, yine sevgili Mehmet Güçlü, sevgili Halil Çap kardeşim ve kameraman kardeşim Ömer Faruk Subaşı'na sonsuz teşekkürlerimiz, sevgiler, saygılarımı sunuyorum efendim. Bir dahaki misafirde görüşmek üzere. Kanat çırparlar, ağlayan mümin kullar ravzanda huzur bulurlar. Kâbe'deki hacılar lebbek Allahümme derler. Daveti tek bir sesle Rahman Allah'a ederler. Yetimoğlu Grup misafiri sundu.